Doğru olsam ok gibi, yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi, elde tutarlar beni. İçerisinde emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin bulunduğu Hud suresi için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Doğru olmak, dürüst olmak, sıddıklarla oturup kalkmak ve her an onların amelleriyle hareket etmek elbette ağır ve zor bir iştir. Her işini doğru, dürüst ve sadakatle yapmak kişi oğlu için zordur. Lakin imkansız da değildir. Nitekim Allahu Teala kişiye götüremeyeceği yükü yüklemez. Bu vecize ise doğruluğun ne kadar zor olduğunu ve günümüzdeki sahtekarlığınsa nasıl daha cazibeli olduğunu beyan etmektedir. Nitekim bu konuya ışık tutan diğer bir söz de doğru söyleyen 9 köyden kovulurmuş atasözüdür. Ezelden beri böyle ola gelmiştir. Peygamberler ve onların mirasçısı alimler her zaman Allah'a ve onun emirlerine uymaya çağırmışlardır. Lakin bu çağrıya kulak verenler az olmuştur. Günümüzde de doğruyu, hakikati öğreten ve gösterenler halkın bir kısmı tarafından kale alınmaz. Hor görülüp yargılanır. Bu zorluğa göğüs gerip her zaman hak ve hakikatin yanında olan kimseler azdır. Çünkü kişi oğlu kınayıcıların kınamasından çekinir ve herkes gibi olmaya başlar. Bilmez ki cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Müjdeler olsun, her zaman ve her durumda hakkın ve hakikatin yanında duranlara.